Dinemesini bilenin söyleyeceği de odur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Kabin çalışanları sendikasının Kabin çalışanlarının ücretlerinin iyileştirilmesi, tam zamanlı sözleşmesi olmayan çalışanların statüsünün düzeltilmesi talebiyle başlattığı 3 günlük uyarı görevi bu gece yarısı sona erdi. Kabin Çalışanları Sendikası UFO tarafından yapılan açıklamaya göre bundan sonraki adımın ne olacağı pazar günü yapılacak, toplantıda tartışılacak. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre 3 günlük grev nedeniyle 70 yıl başında olmak üzere toplam 200 uçuş iptal edildi. Emeklilik reformuna karşı yapılan genel grevin 29. gününü doldurmasıyla Fransa tarihinde genel grev rekoru kırıldı. Fransa'da emeklilik yaşına düzenleme getiren ve erken emeklilik hakkını kaldıran emeklilik reformuna karşı genel grev ve protestolar devam ediyor. Hürriyet gazetesinin haberine göre Fransa'da devam eden emeklilik reformu grevleri ve protestolarının daha da uzun sürmesi bekleniyor. Yılbaşı gecesi açıklama yapan sendika başkanları 2020 yılında grevin daha etkili olması ve ülke çapında yayılması için çağrı yapmıştı. Fransa'da 1986-1987 yıllarında maaş yükseltme ve daha iyi çalışma şartlarına yönelik yapılan grevler 28. günün sonunda bitmiş ve Fransa'nın grev rekoru kırılmıştı. Uluslararası Af Örgütü Amnesty International Hong Kong polisini yeni yılda yapılan protesto gösterisinde orantısız şiddet kullanmakla suçladı. Bir insan hakları örgütü sözcüsü Çin Özel İdare Bölgesi'nde polis memurlarının protestoculara kışkırtıcı bir şekilde hakaret ettiğini ve baskı uyguladığını söyledi. Dünya genelinde insanlar yeni yıl partisi yaparken on binlerce Hong Konglu yeni yılda da hükümetin politikasına karşı sokaklara çıkmıştı göstericiler mücadele Hong Kong'u kurtar ve bağımsız Hong Kong yazan bayrak ve dövizler taşıdılar. CHRF organizatörleri gösteriye yeni yılın başında insanları daha fazla demokrasi için sokaklara çıkmaya çağırmıştı. CHRF birliğini yöneten Şam, 2019'daki taleplerimizin 2020'ye taşınması üzücü demişti. Protestocular devam eden protestolarda polisin acımasız saldırılarını eleştirdi. Altı binden fazla insan tutuklandı. Yeni yılda yapılan gösteride mitingin bitirilmesini isteyen polis göstericilere göz yaşatıcı gaz ve biber kazı sıkmış çok sayıda insanı da tutuklamıştı. Altı aydır Hong Konglular hükümete ve Pekin'in artan etkisine karşı gösteri yapıyor. Göstericiler gerçek bir demokrasi, ve daha fazla kendi kaderini tayin hakkı talep ediyor. Ayrıca polis şiddetine karşı bağımsız bir soruşturma açılmasını istiyorlar. Eski bir İngiliz sömürgesi olan Hong Kong'un 1997'de Çin'e verilmesinden bu yana ülke bir ülke iki sistem ilkesine göre özel olarak yönetiliyor. 7 milyon Hong Kong halkı Çin'deki insanların aksine toplanma ve ifade özgürlüğü gibi birçok hakka sahip. Ancak özgürlükleri konusunda giderek daha fazla endişe duyuyorlar. Araba lobisi FDA'nın şehirlerdeki park sisteminde temel bir reform yapılmasını istemesini Alman Belediyeler Birliği'nin sokak sakinlerinden alınan park ücretlerine hissedilir derecede zam yapılması gerektiği açıklaması izledi. Alman Belediyeler Birliği sokak sakinlerinden alınan park ücretlerine hissedilir derecede zam yapılması gerektiğini savundu. Birlik sorumlusu dedi, Zabürke Saitung'a yaptığı açıklamada belediyelerin park kimliği için yılda 200 euroya kadar ücret almasına izin verilmesi gerektiğini söyledi. Şu anda sokak sakinlerinden park kimliği için yıllık olarak 30 euro civarında ücret alınıyor. Dediye göre bu ücret işlem, şilt ve kimlik kartları masraflarını bile karşılamıyor. Bu çıkış Belediyeler Birliği'nin FDA'nın açıklamasından görev çıkardığını gösteriyor. Çünkü otomobil endüstrisi de park ücretlerinin artılması gerektiğini seslendirdi. Otomobil lobisi FDA, park sıkıntısının çekildiği yerlerde ve trafiğin yoğun olduğu saatlerde belediyelerin park ücretlerini artırmasını önerdi. Bundan başka sokak sakinlerinden alınacak park izinleri ücretlerinin gelire göre hesaplanması önerildi. Bağdat'taki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği önünde iki gündür gösteri düzenleyen kalabalık çekildi. Alman haber ajansının haberine göre göstericiler bina önüne kurdukları çadırları kaldırarak ciplere binip bölgeyi terk etti. Haçti Şabi yaptığı açıklamada göstericilere Irak hükümetine duyulan saygı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçilik binası önünden çekilme çağrısı yapmıştı. Göstericiler Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ve Suriye'de bulunan Şii Haçlı Şabi fraksiyonlarından Hizbullah Tugaylarına yönelik düzenlediği ve 25 kişinin öldürüldüğü ve 50 kişinin yaralandığı hava saldırılarını protesto etmek için ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde toplanmıştı. Salı günü Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler Amerikan bayraklarını yakmış, güvenlik kameralarını parçalamıştı. Daha sonra binanın camlarını kırarak içeriye girmişti. Bu sırada Iraklı güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çatışma yaşanmıştı. Göstericiler binanın bazı bölümlerini ateşe vermişti. Araç sürücüleri bu sabah çok dikkatli olmak zorundaydı çünkü Hesse'nin birçok alanında yollar oldukça kaygandı. Kaymadan iş yerlerine ulaşabilenler derin bir nefes aldı. Amoyna'da 19 yaşındaki bir genç sürücü aracın kontrolünü kaybedince yoldan çıktı ve araç devrildi. Hafif yara alan sürücü hastaneye kaldırıldı. Bu gece de don olayı yaşanacak ve yollar buzlanacak. Dikkat. İklim değişikliği Hessen'de de hayvanları ve bitkileri giderek daha fazla tehdit ediyor. Çevre Bakanlığına göre 73 türün nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya, 70'i de kritik bir tehlike altında. İklim değişikliğinin etkilerini gözlemlemek için Eyalet Doğa Koruma, Çevre ve Jeoloji Dairesi iklim değişikliğiyle kaybedilecek 234 yerli hayvan ve bitki türünün listesini hazırladı. Daire sözcüsü bir şey yapılmaması durumunda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan türlerin bazılarının soyu yerel olarak tamamen tükenebilir dedi. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu info Magazin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.